Hoş geldiniz, hoş geldiniz, hoş geldiniz, hoş geldiniz. Ekran başındaki seyircilerim, hoş geldiniz, hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz, hoş geldiniz. Bugün yine dop dolu bir program hazırladık. Sizlere çok güzel ağrılarınızla ilgili güzel karışımlar yapacağız sevgili kardeşlerim. Çok güzel bir şekilde bir hamurdan yani bir unla, sudan size ağrılarınız için güzel bir lapa yapacağız. Nasıl yapacağımızı göstereceğiz. Hamur yapacağız daha doğrusu. Dün anlatamadığımız eklem ağrılarına, bel ağrılarına, sırt ağrılarına, boyun ağrılarına iyi gelen bir karışımımız vardı. Onu yapıp göstereceğiz inşallah. Güzel bir kremimiz var. Onu yapacağız. Sevgili kardeşlerim, bugün Dünya Kalp Günü. Dünya Kalp Günü. Onunla da ilgili bahsedeceğiz. Kalp neden önemli? Her sene 100 bin kişi kalp hastalığından ölüyor. Türkiye'deki ölümlerin %30'u yani neredeyse 1/3'ü diyelim, 1/3'ü kalp hastalıklarından oluyor. O yüzden kalbimize çok önem vermiyoruz, çok dikkat etmiyoruz. Ben enteresan bir şey söyleyeyim, buraya çok dikkat edin, buraya çok dikkat edin. Türkiye'de maalesef kadınların kalp krizi geçirme oranı Avrupa'da birinci. Bütün Avrupa ülkelerinde Türk kadını daha çok kalp krizi geçiriyor. Her şeye sinirlenmeye başladınız. Her şeye kızmaya başladınız. Her şeye kafanızı takmaya başladınız. Depresyonunuz başladı. Çok önemli bir şey söyleyeceğim. Dikkat edin, dikkat edin. Türkiye'de kadınlarda çok fazla kabızlık var. Kabızlık da kalp krizini tetikliyor. Çok tetikliyor. Neden? Buradan gaz sıkıştırıyor. Buradan büyük abdest sıkıştırıyor. Hemen midenin gaz odacığıyla kalp böyle komşu. Siz büyük abdest yapamadıkça şey yapınca kalbiniz sıkışıp kalple ilgili sıkıntılar çıkıyor. Onunla ilgili size bugün bir mucize anlatacağım. Bugün size bir mucize yapacağım. Allah'ın izniyle hem kalp krizi olmaktan kurtulacaksınız hem de kabızlıktan kurtulacaksınız. Lütfen bunu hepiniz evinizde yapın. Tam da tam zamanı biraz sonra yapıp göstereceğim. Eşinize, dostunuza haber verin. Kocanız içsin, siz için muhakkak yapın. Bütün dünyada eskiden kalp krizleri sadece erkeklerin hastalığı zannedilirdi. Sadece erkekler geçirirdi. Ama maalesef Türkiye, bir daha söylüyorum, Avrupa'da birinci oldu kalp krizinde hanımlar açısından. Türkler, erkekler de ikinci sırada. Maalesef öyle bir birinciliğimiz var, kötü birinciliğimiz var. Bunda söylemek istemiyorum ama söyleyeyim. Bunda sigara içmenin çok büyük rolü var. Sigarada da dünyada birinciyiz maalesef. Sigara içmede dünyada birinciyiz maalesef. Hanımlarda da birinciyiz, erkeklerde de birinciyiz sigara içmede. Tabii kalp krizinde bunun çok büyük etkisi var. Kabızlığın çok büyük etkisi var. Biraz sonra bunların hepsini anlatacağız. Dolu dolu dop dolu bir program hazırladık. Ağrılarla ilgili baş etmenin evde kolayca yollarını öğreteceğim size. Öyle her ağrıdığında hadi acil servise gidelim, bir iğne yaptıralım yapmayacaksınız. Tedavi edilecek çareleri anlatacağım. Sakın kaçırmayınız. Her zaman olduğu gibi ayakkabılarımızı vereceğiz. Ayakkabılarımı kazanabilmenin şartı şifreyi bilmek. Şifreyi bilen kardeşlerimize, erkeklere erkek modeli, hanımlara hanım modeli, erkeklere de hanımlara da iki model var. Erkeklere bir klasik, bir spor. Hanımlara da bir düz, bir spor modellerimiz var. Lütfen, lütfen bu ayakkabılara sahip olmak için telefonlara sarılın. Diyarbakır'ın D'si, birinci harfimiz çıktı. Acaba kelime ne? Kelimeyi bilenler hemen telefonlara sarısınlar, alo desinler. Hemen biz de kendilerine güzelce anlatalım. Can kardeşlerim, kalple ilgili birazcık bahsettik. Biraz sonra kalple ilgili çok enteresan bilgiler de anlatacağım size. Ama bugün en önemlisi ağrılarla ilgili çok konuşacağım. Haydi bakalım, gelin sabah jimnastiğimizi bir yapalım. Bir kendimize gelelim. Kalp hastalıklarından kurtulmanın, korunmanın birinci çaresi egzersiz yapmak, hareket yapmak. Feridun Konak 5 yıldır yırtınıyor size. Ne olur gelin sabahları bir 10 dakika yapın diyor. Hala yapan yok. Hala yapan yok. Hala bu programdaki bu çabayı takdir eden yok. Lütfen bu hareketleri yapınız. İşte bütün dünya söylüyor. Hareketsizlikten oluyor. Türk kadını diyor ki ben ev işi yapıyorum işte. Ya ev işi yapmak ayrı. Bu hareketler ayrı. Bunları yapınız. Lütfen bu hareketleri güzelce yapınız ki bütün sıkıntılardan kurtulunuz. Haydi başlıyoruz. Neyle başlıyoruz? Boynumuzda gidebildiği kadar sağa. Gidebildiği kadar sola. Sağa. Sola. Gidebildiği kadar sağa. Gidebildiği kadar sol. Sevgili kardeşlerim, bunları yaptıkça omuz başlarınızı göreceksiniz böyle. Omuz başınızı görmüyorsanız, böyle yarım kalıyorsa
Bilin ki kireçlenme başlamıştır boynunuzda. Ona göre dikkatli olunuz. Şimdi boynumuzu iyice geriye verelim. İyice öne verelim. İyice geriye verelim. İyice öne. İyice geriye. İyice öne. İyice geriye. İyice öne. İyice geriye. İyice öne. Çok güzel. Olduğunuz yerde sağa doğru eğ, sola doğru eğ. Sağa, sola. Sağ, sol. Sağa, sola. Harikasınız kardeşlerim. Haydi bakalım. Omuzlarımızı hareket ettirelim. Çevirin. 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 Ters çevirin. Ters çevirin. Ters çevirin. Ters çevirin. Olduğunuz yerde kaldır kaldır kaldır. Bırak 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 bırak. Kaldır 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 kaldır. Bırak bırak bırak. Kaldır kaldır kaldır. Bırak bırak bırak. Kalk kaldır. Bırak bırak. Çok güzel. Geldik ellerimize. Pençe yap. Bırak. Pençe yap. Bırak. Pençe yap. Bırak. Pençe yap. Bırak. Yumruk yap. Sık. Bırak. Yumruk yap. Sık. Bırak. Yumruk yap. Sık. Bırak. Çevir. 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 Ters çevir. Ters çevir. Ters çevir. Dirsekleri aç kapa. Aç kapa. Aç kapa. Omuzları çevir şöyle. Omuzları çevir. 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 Ters çevir. Ters çevir. Ters çevir. Biri aşağıda, biri yukarıda. Bakın bütün eklemlerimizi çalıştırıyoruz. Bütün eklemlerimizde canlanma meydana geliyor. Lütfen sabah bu hareketleri yapınız. Ne olursunuz. Bunları yaptıkça şikayetlerinizde rahatlama göreceksiniz. Evet sevgili kardeşler. Kalp hastalıklarının en birinci problemlerinden biri de göbeğiniz. Hanımlar 88 santimi. Erkekler de 102 santimi geçiyorsa göbeğiniz kalp krizi geçirme riskiniz çok artıyor. O yüzden lütfen şu hareketi yapınız. Bu hareketi yaptıkça göbek bölgeniz zayıflayacak. Ben daha şişmanlıktan bahsederken ama ben yürüyemiyorum ki diyorsunuz. Ben size yürümeden oturduğunuz yerde göbeğinizi eritmeyi anlatıyorum. Ne yapacaksınız? Şimdi onları yapıyoruz. Ellerinizi uzatınız. Gidebilir kadar sağa, gidebilir kadar sola. Bu hem belinize hem de göbeğinizin şu kenarlardaki yağlar içindir. Bunları yaptıkça onlarda erime olacak. Evet. Affedersiniz. Şimdi sevgili kardeşler elinizi yukarıya doğru kaldırın. Şöyle toplayın bakalım. Uzanın uzanın. Hem sırt için hem göbek için hareketler yapıyorum. Lütfen iyi yapınız. Şimdi eller havada, eller havada. Hep beraber eğeceğiz. Göbeği zayıflatmak için de bu hareketler. İyice eğildik. İyice geriye gittik. İyice eğildik. İyice geriye gittik. İyice eğildik. İyice geriye gittik. İşte bu da göbek için, ön taraf için, yan taraf için gösterdim. Şimdi bir başka yine ön taraf ve yan için hareketler gösteriyorum. Ellerinizi ensenize koyun. Oturduğunuz yerde. Dönebildiğiniz kadar sağa dönün. Dönebildiğiniz kadar sola dönün. Sağ, sol. Göbek kenarlarını eritiyoruz. Kalp krizinden kurtuluyoruz. Hep beraber. Şimdi ne yapıyoruz? Duruyoruz böyle bakın. Sağa doğru eğildik, sola doğru eğildik. Sağa doğru eğildik, sola doğru eğildik. Sağ, sol. Şimdi ne yapıyoruz? Çok dikkat edin. Yine bu sefer tam ön tarafı eritmek için dirseklerimiz dizimize değecek. Aşağı doğru inerken nefes verin. Bakın böyle. Geriye giderken nefes alın. Ver nefes. Al burundan nefes. Ver ağızdan. Al burundan. Ver ağızdan, al burundan. Bakın göbek çevresiyle ilgili 5-6 tane hareket gösterdim. Ben şimdi sizi sadece canlandırmak için gösterdim. Eğer siz burayı hakikaten eritmek istiyorsanız bu hareketleri güne yaymak kaydıyla aynı anda yapmayın. 25-25 4 sefer yani 100'e yakın yapın bu hareketleri. İmzalı senet veriyorum. Yapmadan önce ölçeceksiniz mezroyla. Eğer bir ay her gün bunu yüzer tane yapın bakın ne kadar inceldiğinizi göreceksiniz. Lütfen ne olursunuz yapın. Göbek çevresindeki yağlanma kalp krizlerinin en birinci belirtilerinden haberiniz olsun. Lütfen ben yürüyüş yapamıyorum, şu yapamıyorum, bu yapamıyorum. Yapmayın kardeşim bunu yapın bu da aynı şey. Bak ikinci bir şey daha size. Olduğunuz yerde yürüme hareketi. Bu da çok önemli. Açın pencereyi yağmur yağdı çamur var demeyin al işte yürü. Bakın yürüme hareketi bu. Bu hem kalçalarınıza hem dizlerinize her tarafınıza faydalı, göbeğinize de faydalı. Bunu da günde en az 100'er tane yapmaya çalışınız. Evet sevgili kardeşlerim, gelelim dizlerimize. Olduğumuz yerde kaldır indir. Kaldır indir, kaldır indir. Öbürünü yapalım.
Kaldır indir, kaldır indir, kaldır indir. Harikasınız. Ayaklar yapıyoruz şimdi. Çek, bırak. Çekiniz, bırakınız. Çek, çek, bırak. Çek, bırak. Kan dolaşımı çok önemli. O yüzden bu ayaklarınızdaki bu hareket ayağındaki damarların kanını pompalama harekettir. Bunu çok yapın. Buralarda kan birikirse küçük küçük pıhtılar yapıyor. O pıhtılar da gidip kalbi tıkayabiliyor. O yüzden hanım kardeşler, aklınıza geldikçe bu çekip bırakma hareketlerini aynı zamanda parmaklarınızla beraber yapınız. Ayak parmaklarınızla. Ayak parmaklarınızla. İçeride bakın açıp göstereyim size. Şu hareket istiyorum bak. Ayak parmaklarınızla oynatacaksınız. Bakın böyle yaparken. Bu yukarıya kanı pompalıyor hem de ayak parmaklarınıza kan geliyor. en çabuk kanlanması bozulan yerlerden birisidir ayak parmaklarınız. Kardeşim iyi dikkat edin. Ayak parmaklarınız üşümeye başladıysa, ayak parmaklarınız soğuk oluyorsa biliniz ki kalbinizdeki damarlarda da tıkanma başlıyor. O yüzden burayı canlandırırsanız biliniz ki buradaki de canlanıyor. O yüzden lütfen hiç gidip kalbinizi tutacak haliniz yok ama ayak parmağınızı tutup bakınız. Soğuksa biliniz ki kalbinizdeki damarlarda da sıkıntı var. Eğer sıcaksa oh gözünüz aydın bu da iyi o da iyi. İşte hareketleri yaptıkça hem kalbinizde hem bunda canlanım olur. Bakın 10 dakikacık hareket yapıyoruz. Kan dolaşımı nasıl hızlanıyor? Kalbin atımı hızlanıyor. Peki kardeşler. Bir kalp günde kaç kez atıyor acaba? Kaç kez atıyor günde acaba? Kalbiniz günde kaç kez atıyor? Nasıl bir makine yapmış Rabbim? 80. Nasıl atıyor? 100. Dakikada 80. Dakikada ama. Günde kaç kez atıyor? Orasını bilmiyoruz işte hocam. 200. Benim... Uyku da var. Kaç kez atıyor? 250 mi? Dakikada 100. Bu da bana sormasın diye böyle mi? Ne diyorsun Ayla? 1000. Ne bini? 1000 kere. 1000 kere. Olur mu kız 1000 kere attın kız? Nasıl bankacısın sen ya? Bu emekli bankacı kendisi. Bankanın çok önemli bir memuruydu. Çok sevilen bir memuruydu. Hemen fırsat kıza hemen kızmaya başla kıza. Bu da kocası. Niye kızıyorsun hemen kız? Daha fazla diyor hadi hocam. Hadi sen söyle peki. 120 bin. Vay kerata vay be. Vallahi helal olsun. 130 bin kere atıyor günde. 130 bin kere atıyor. Bravo kardeşim tebrik ediyorum. Doğru bir şey söyledi. 130 bin kere atıyor dikkat edin. Şöyle bir et parçası. 130 bin kere atıyor. Ben size birazdan... Bunun bu damarların tıkanmasına mani olucu. Bunun kalp kasının güçlenmesine fayda sağlayacak. Hepinizin elinde var. Hepiniz kolayca ulaşabileceğiniz mükemmel bir şey yapacağım. Ama reklamlardan sonra yapacağım. Ve diyorum ki bu yılda da 47 bin kere atıyor. 47 bin kere atıyor. Ve bir insanı 65 yaşına kadar da 3.074.000.000 kere atıyor. Hepinizin kalbine kadar aşağı yukarı yumruğunuz kadar bir et parçası. Yapın bakalım öyle bir makine de atsın bu kadar bakalım. İşte Allah'ın yüceliği burada. Ona saygı duymuyorsanız yani kalbinize dikkat etmiyorsanız ben size ne diyeyim? Gelin siz benim işim biraz sonra yapacağımı yapın. Reklamlardan sonra buradayız. Kalbinize çok faydalı bir şey yapacağız beraberce. Çocuğunuza da kendinize de, kocanıza da muhakkak içiriniz. Reklamlardan sonra buradayız. Size öyle bir şey yapacağım ki şimdi, şeker hastalarına müjde. Size öyle bir şey yapacağım ki, kalp hastalarına müjde. Size öyle bir şey yapacağım ki, ailesine kalp sıkıntısı olanlara müjde. Ben size hemen fazla uzatmadan kısa bir şekilde bir kalp krizi geçirip geçirmediğini nasıl anlarsınız bir kişinin? Kalp krizi geçiren bir kişi ne olur? Eli ayağı titrer, başı döner. Hemşirem çok iyi biliyor da ona sonra soracağım. Ter bastı o zaman kalp krizi mi geçirdim ben? Söyle. Çok ter bastı böyle baygın gibi oldum. Kalp krizi mi geçirdim? Terliyorum.
Sana ne oldu? Bu annem kalp krizi geçirdi. Ne oldu sana? Evet. Sıkıntı yaptı bana. Sıkıntı yaptı. Evet. Ne oldu kalp krizi geçirirken? Hocam ilk önce çok sıkıldı. Ondan sonra bana bir şey oluyor dedi. Bir terleme o başladı. Böyle acayip bir ter boşaldı. Yalnız bu terin bir özelliği var. Soğuk ter. Evet. Ne demek? Hastaya ellersin böyle tenini. Ipıslaktır ama buz gibidir. Ateşten terlemede, öbür türlü terlemede hem cilt sıcaktır hem ter de sıcaktır. Bu resmen soğuk terler. Rengi biraz beyazımtırak olur. Soğuk soğuk terler. Çok dikkat edin. En çok ayıracağınız yeri söyleyeyim. Kalp krizi geçirmeye başladığı andan itibaren konuşmak istemez. Yavaş yavaş konuşur. Ve adeta şu göğsün üstüne bravo. Adeta derler ki sanki bir fil ayağıyla basıyormuş gibi bir his gelir. Bakın kalp krizini en çok anlayacağınız yer bu. Adeta göğüs bölgesine tam şu kravat nahiyesi denilen yere adeta bir fil ayağıyla basıyormuş gibi bir his gelir. Ve o hiç konuşmak istemez. Eğer şöyleyse, ya şunu götürün ambulansı aradınız mı? Ne yaptınız da beni üzdünüz de ondan oldu zaten, sinirlendirdiniz de ondan. Sen kocam, sen dırdır ettin bak ne hale getirdin falan diyorsan korkma, o kalp krizi değil. Kalp krizi geçiren kişi fazla konuşamaz. Adeta yavaş yavaş böyle fısıltıyla konuşur. Oturduğu yerdeyse şöyle bak. Kapıyı, pencereyi açın. Pencereyi açın. Hava alayım biraz açılın. Açın. Hep böyle yapar. Çok yavaş konuşmaya çalışır. Endişe gelir böyle bir tuhaf bir endişe. İşte sıkıntı diyor ya. Böyle içine bir tuhaf bir sıkıntı gelir. En birinci belirtisidir. Boyuna doğru şöyle böyle boğuluyormuş gibi bir his gelir. Artı sol koluna, bazılarında hepsinde şart değil, sol koluna doğru bir ağrı gelir. Kardeşler ama en birinci belirtisi şuraya bir baskı, tam kravatın olduğu yere baskı, iman tahtasının olduğu yere baskı ve hasta mümkün olduğu kadar konuşmak istemez. Böyle kıpırdamak bile istemez. Böyle başını bile şöyle çeviriyor. Böyledir, nefesini zor alır. Eğer şöyle, ya şey yaptınız beni zehmet, getir onu getir, su ver filan diyorsa çok tehlikeli kalp krizi değil bu, merak etmeyin. Bu tamamen bu şekilde olduğu zaman çok acil hastaneye gidilmesi lazım. Hastanelerimiz, bakın çok dikkat edin buraya. Türkiye'de kalple ilgili dünyada en iyi işler yapılan yerler. Anında çok çabuk gittiğiniz zaman hemen size bir iğne yapılıp o kalbinizde tıkanan yer hemen açılabiliyor. Kanayan yer hemen durdurulabiliyor. Çok muazzam işler yapılıyor Türkiye'de artık. Lütfen böyle bir şey olduğu zaman hemen acil gidiniz. Ben size bir tavsiyede bulunuyorum. İyi dikkat ediniz. Bir, evinizin çok güzel adresinizi, telefonunuzun oraya yazınız. Unutuyorsunuz kardeşim. Ben bile telaştan bazen kendi telefon numaramı bile unutuyorum çok paniklenirse. O yüzden kendi telefon numaranızın, evinizin telefon numarasını güzelce adresini yazınız. İki, nasıl savaşlarda tatbikat yapılıyorsa benim çocuğum ya da kendim düşerse şu hastaneye şu yoldan gideceğim. Onu planlayınız kafanızda. Hatta bir gün gidiniz tatilde cumartesi pazar. Bana kalp krizi geçirirsem şu hastaneye gideceğim. Anlatabildim mi ne demek istediğimi? Şimdiden onu mesela atıyorum Ankara'da işte yüksek ihtisas var, üniversitenin acil servisleri var, numune hastanesi var. Nasıl gideceğini, ne yapacağını planla. Anlıyor musunuz? Bu çok önemli. Evinizin oraya da yazın. Telefonunuzun başına yazın. Şöyle olursa şöyle. Bunlar hepimizin başına gelecek şey. Şimdi kalp krizini ben size basitçe anlattım. Önümüzdeki günlerde uzun şekilde anlatacağım. Kalp durursa ne yapacaksınız onları anlatacağım ama sizin bileceğiniz, hasta hiç konuşmak istemez. Adeta burasından bir baskı oluyor. İşte kalp krizi geçiren ablam söylüyor. Çok soğuk soğuk terler. Burada bir hemşirem var. Söyle hemşirem, yılların hemşiresi, baş göğüs ağrısı, başka benim kaçırdım. Kola vurur. Doğru, sırtına doğru bir ağrı olur. Başka hemşirem var mı, başka aklına gelen? Yok, başka bir şey yok zaten. Evet, şimdi kardeşlerim, Allah bir nimet vermiş bize ve bizim ülkemizde de çok bol. Allah'ını severseniz pazarlardan bunu alın, şimdi tam zamanı. Alıç. Mükemmel. Amerika'da şurada bunun haplarını da yapıyorlar. Haplarını da yapıyorlar. Kalp için en güzel, kalp yetmezliği için en güzel, kalp damar için en güzel, böbrek için en güzel, vücuttan toksin atması için en güzel, tansiyon için en güzel, şeker için en güzel. Ben size bunun sirkesini yapacağım şimdi.
Lütfen bu sirkeyi yapınız. Çok çok faydalı, çok yararlayacaksınız. Sarısı da olur, kırmızı da olur. Bizim sağ olsun yönetmenimin eşi, Allah kendisine razı olsun, Melek kardeş bizim için dün gitti pazardan aldı bunları. Tamamen doğaldır bunu. Bunun ne ilacı olur ne bir şey olur. Dağlarda yetişen bir ağaçtır. Biraz sonra ağacını da gösteririz size. Sevgili kardeşlerim, ne yapıyoruz? Yaklaşık bunları ipe dizerek de satarlar, kiloyla da satarlar. İpe dizerek satıyorlarsa yaklaşık 5 dizi falan alınız. Şöyle 5 dizi falan alınız. Onları muhakkak eziniz. Ezerken ha bakın alıç ağacı da çıktı. Biraz dikenli bir ağaçtır. Toplaması biraz zor olabilir. İçindeki çekirdeklerini de kırabilirseniz daha iyi olur. Yani biraz kuvvetli böyle bir çekişle bulunuz. Bunun için de şöyle bir şey yapmanızı tavsiye ediyorum. Şöyle bir bez alınız. Bezin içine bunları şöyle koyunuz. Böyle koyunuz. Kapatınız. Böyle böyle çekişle iyice vurunuz. Çekirdekleri de ezilsin. Öyle yapmazsanız fırt 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 kaçar. Böyle çekişle vurunuz. Böyle vurduğunuz zaman çok güzel ezilecektir. Lütfen böyle yapınız. Öbür türlü yaptığınızda kaçar. Sağa sola kaçar. Güzel ezemezsiniz. Havanda mavanda ezmek zor olur. Mümkün olduğu kadar böyle ezmeye çalışınız can kardeşlerim. İşte kardeşim, bunları böyle yaptıktan sonra alışlarımızı kavanozumuzun içine atıyoruz. Bismillah dedik, sirkeye başladık. Bu sirkeyi o kadar güzel oluyor ki ne olursunuz yapın. Farkını fark edeceksiniz. Bunu içmeye başladıktan bir ay sonra böyle nefes almanız, bir ay sonra merdiven çıkarken yorulmamanız farkını göreceksiniz. Ne olur bu sirkeyi yapın. Bu sirke çok güzel bir sirke. Bunun kıymetini iyi bilin. Çok farklı bir sirke, lütfen yapınız. Bizim ablamız biraz fazla almış. Biz de fazla fazla koyduk. Sizinki bu kadar da olmasa olur. Dediğim gibi 5 bağ falan iple alırsanız yeter. Kilo ile satılıyorsa da 1 kilo kadar alın yeter. Sevgili kardeşlerim, ne koyacağız üstüne? Her zaman olduğu gibi 4 litre su koyacağız. Dört litre suyumuzu da koyduk. Suyumuzun üstüne şimdi ne koyuyoruz? Bir bardak sirke. Her türlü sirke olur. Üzüm olur, armut olur, elma olur, kavun karpuz olur. Ne isterseniz sirke olsun yeter ki. Bunu da koyduk bir bardak. Bir çorba kaşığı da tuz koyduk. Sevgili kardeşlerim, güzelce karıştırdık. Bismillah dedik, bıraktık. Şimdi dikkat edin. Bunun içinde probiyotikler oluyor. Probiyotikler aynı zamanda kabızlığınıza da mani oluyor. Probiyotik faydalı mikrop. Sirkenin içinde en güzel probiyotik sirkenin içinde var. Muhakkak üstüne tarih atın kardeşim. Tarih atmayınca unutuluyor. Keçeli kalemle yazı verin şöyle. Şu tarihte yaptım diye. Üst anlatacağız. En az 15-20 gün durması lazım. Bir ay durursa daha da iyi olur. Bazı arkadaşlarım diyor ki, bazı hocalar daha doğrusu, işte daha çok dursun. Dursun. Ama ben size 20 gün sonra bunun içilebilir hale geldiğini kendim denediğim için söylüyorum. Dursun diyenlere bir sorun bakalım, evinde sirke yapıp kendi içmiş mi içmemiş mi? Hiçbiri yapmamış. Ben vallahi da yaptım, billahi da yaptım. Vallahi da içiyorum, billahi da içiyorum. Yapın, deneyin. Öbür türlü yaptığınız zaman çok acımtırak oluyor. Çok fazla mideyi yakarmış gibi oluyor, bir tuhaf oluyor. Ama bunlar 20 gün, bir ay bekleyenler hiç yakmıyor, hiçbir sıkıntı yapmıyor. Her gün eğer kalple ilgili bir sıkıntısı varsa bir çay bardağı kadar. Değilse bir fincan kadar için. Ben genelde yatmadan önce içiyorum. Bir bardak suyun içine yaklaşık bir çorba kaşığı kadar karıştırıp içiyorum. Ama siz isterseniz bir fincan için. Biraz suyla karıştırırsanız daha da iyi oluyor. Aç karnına içmeyin bana göre, tok karnına için. Bu sirkeyi muhakkak ama muhakkak yapın. Ailenizde kalp hastalığı varsa muhakkak yapın. Kocanızın ailesinde kalp krizi varsa muhakkak yapın. Sizde varsa muhakkak yapın. Hiçbir şeyiniz olmazsa gene yapın. Mükemmel kalp damarlarının açıcı, kalbi kuvvetlendirici. Amerika'da ilaçları bile var sevgili kardeşlerim. Bunu lütfen yapınız. Böbreklere faydası var, şeker hastalığına faydası var, tansiyonu dengeliyor. Kalbin kasını da kuvvetlendiriyor. Kalp et parçasının kasını da kuvvetlendiriyor. Dedikten sonra sevgili kardeşlerim, önümüzdeki günlerde ben size kalple ilgili daha başka da bahsedeceğim. Daha uzun sürede anlatacağım. Ama bu mucizeyi unutmayınız. Dakikada 70-80 kere, günde 130 bin kere,
bir ömrünüz boyunca 3 milyar 74 milyon kere atan bir nimete ne olur bugün mahsus bıraktım buraya. Neden kalp krizleri arttı kadınlarda biliyor musunuz? Şükrünüz azaldı. Hırslandınız kadınlar. Ablalar hırslandınız. Ondan dolayı oldu. Bugün dikkat ederseniz sporda duamızı etmedik. Şükür duamızı burada söylemek için. Lütfen diyorum ki bütün verdiklerine çok şükür ya Rabbi, çok şükür. Aman bu gördüklerimden ayırma. Ne olur bu verdiklerine beni muhtaç etme. Sana sonsuz şükürler olsun diyeceksiniz. Şükrünüzü ettikçe o zaman her şeylerin rast gittiğini, kalbinin en güzel ilacı şükürdür. Kalbin en güzel ilacı huzurdur. Huzurunuz olmadı mı, şükrünüz olmadı mı kalp krizi de geçirirsiniz, başka krizler de geçirirsiniz dedikten sonra devam ediyoruz sevgili kardeşlerim. Bugün sizlere boyun ağrılarından, diz ağrılarından güzelce yapabileceğimiz bir, evde kolayca yapabileceğiniz bir ağrı giderici bir şey yapıyoruz. Ne yapıyoruz kardeşler? Bir hamur yapacağız. Bu hamur kek hamuru değil, bambaşka bir hamur. Nasıl yapacağımızı anlatalım sevgili kardeşlerim. Hemen anlatıyorum. Bir kabın içine 2 su bardağı kadar un alacağız. 2 su bardağı kadar unun içine 1 su bardağı su koyacağız. Dikkat edin şimdi ne yaptığımızı. Bunun içine 1 çorba kaşığı kantaron yağı. Bu kantaron yağını ozonlu olursa ona dikkat ediniz. Yalnız kantaron yağını da bir daha göstermek istiyorum. Kantaron yağı diye satıyorlar, böyle bembeyaz bir şeyler satıyorlar, bakın. Görüyor musunuz? Böyle olacak kantaron yağı. Biraz rengini verecek. Sonra kokladığınızda böyle güzel bir koku olacak. Böyle kötü, acayip bir kokulu şeyleri kantaron yağı diye satıyorlar. Lütfen dikkat ediniz. Ben size bir şey daha söyleyeyim. Güzel bir zeytinyağından yapılan kantaron yağı da çok ucuz bir şey değil. Çok ucuza bir şey alıyorsanız değildir. Bugün iyi bir zeytinyağın kilosu 20-25 liradan aşağı değil. Bu da saf zeytinyağı ile yaparsa, bir de emeği varsa litresine 25-30 liradan aşağı yağını alacak. Bekleteceğim. Yani bir litresi iyi bir kantaron yağının 60 lira filan. Ona göre dikkat ediniz. Çok ucuz bir şeyse kantaron yağı olmayabilir diye ben size ikaz ediyorum. Şimdi bunun içine 1 tatlı kaşığı kekik yağı, 1 tatlı kaşığı da biberiye yağ koyuyoruz. Tatlı kaşığı biberiye ve kekik yağı da koyduk. Bu hamurumuzu güzelce karacağız. Tabii siz elinizle karacaksınız. Ben vakitten kazanmak için hemen onu yaptım burada. Hazır bakın burada. Bunu güzelce böyle iyice hamur kıvamına geldi. Sevgili kardeşlerim şimdi yapacağımız şey şu. Bunu hamurun içinde ne var? Kantaron yağı var, biberiye yağı var, kekik yağı var. Bunu şimdi şöyle birazcık ısıtacağız. Yalnız burada dikkat edeceğiniz şey şu. Çok ısıtıp da götürürseniz lap diye yapışır. O zaman da benim kulaklarımı çınlatırsınız. Sakın öyle yapmayın. Sakın öyle yapmayın. Ne olursunuz kontrol edin. Kontrol edin. Çok aşırı sıcak olmasın. Çok aşırı sıcak olmasın. Ama sıcak olsun. Ama sıcak olsun ki faydası olsun. Bu hamurun özelliği uzun süre sıcaklığını tutuyor. İki tarafını da ısıttık. İyice ısıttık. Tavada böyle iyice ısıttık. İyice ısıttıktan sonra, kapatalım şunu şimdi. İyice ısıttıktan sonra dayanabildiğiniz kadar sıcaklıkta neresi ağrıyor? Boynum ağrıyor mesela. Boyun bölgesine şöyle hafif dönelim. Abla kalkar mısın? Özür dilerim. Şöyle yan abla, yan otur. Şimdi yok, özür dilerim. Sen arkanı dön yani bize. Isıtıcımızla ısıttık. Boynumuzu önce ısıttık. İsterseniz birazcık da hareketler yaptırdık. Ondan sonra abla biraz boynunu müsaade et. Sıcak sıcak getirdik koyduk. Soğumasın diye isterseniz streçle sarabilirsiniz. İsterseniz naylonla sarabilirsiniz. Şöyle de sarınız. İşte bu. Gidin bu soğuyana kadar işinizi, gücünüzü, her şeyinizi yapın. Bunu isterseniz belinize koyun. Bunu isterseniz dizinize koyun. Mükemmel bir hamurdur. Çok fayda göreceksiniz. Burada da işiniz bittikten sonra alın koyun böyle fırına koyun. Çörek yapıp yiyin. demiyorum. Şaka yapıyorum. Sevgili kardeşler, bunu sakın çöpe atmayınız. Şöyle şeye koyarsanız kuşlar da bunu yiyor gayet güzel, gagalaya yiyorlar. Çok da güzel olur, onları da beslemiş olursunuz. Sevgili kardeşler, bu hamuru muhakkak yapın. Çok fayda göreceksiniz.
Bunlar bilhassa boyun ağrılarında, diz ağrılarında çok önemli. Diz ağrıları şeylerini getirdin. Şimdi boyun ağrılarımızda da bir sandalyeye de hemşire hanım gel otur annem. Sevgili kardeşlerim, boyun ağrılarında da diz ağrılarında da akupunktur noktaları çok önemli. Akupunktur noktaları çok önemli. O akupunktur noktaların nasıl olduğunu da göstereceğim size şimdi. Ama şimdi size güzel bir de krem yapalım. Bu kremi de çok yapıyorum. Kolay bir krem olduğu için hepiniz evde yapın ki çok fayda edecek diyorum. Şimdi onu da bir yapalım. Ondan sonra size akupunktur noktaları nasıl, masaj nasıl yapılacak onları da gösterelim. Şimdi dün boyundaki akupunktur noktalarını göstermiştim. Şimdi burada dizimizdeki akupunktur noktalarını göstereyim. Dizimizin ağrıdığı zaman neresini ovacağız da fayda edecek onu gösterelim. Kalem verir misiniz, keçeli kalem? Sevgili kardeşlerim, önce kapak kemiğinizi tespit edeceksiniz. Şu kapak kemiğiniz. Kapak kemiğinizi işaretlediniz. Kapak kemiğinin bir parmak etrafında böyle buralara yapacağınız masaj sizi canlandıracaktır. Peki bunu anlayalım bakalım. Acaba biz doğru yerleri bulduk mu, bulmadık mı? Şeyi getir hemen. Öten aletimizi getir. Buraları acaba doğru mu, değil mi? Nasıl anlayacağız? Onu koy annem böyle. Onu şimdi size göstereceğiz. Bu noktalar bir parmak kenarına yapacağınız masajlar çok rahatlatacaktır. Biz şimdi onun bir sağlamasını yapalım bakalım. Doğru mu o noktalar? Hemen gösterelim. Hemşire amcığım bir dakika. Şunu elinle tut annem. Tamam. Şimdi biz önce bir kontrolünü yapalım. Tamam, çok güzel ötüyor. Evet. Şimdi geziyoruz buralarda. Bakın tam noktanın üstünde bağırıyor. Bak buralarda az bağırıyor bak. Bak. İşte siz bu aleti aramanıza hiç gerek yok. Ben size öğretiyorum. Diyorum ki kapak kemiğinin bir parmak kenarlarına yapacağınız masajlar çok faydalı olacak. Keçeli kalemi gene istiyorum. Kardeşlerim, bunun tam ortasından uzatacağınız, şuralara yapacağınız masajlar da çok faydası olacak. Bu tarafa doğru gelelim. Buraya da yapacağınız masajlar da çok faydası olacak. Nasıl yapacağız bu masajları? Bakın şöyle parmağımızı şöyle şöyle bastıra bastıra yapacağız. Bunun için eğer elinizde varsa varsa herhangi bir ozon yağı olabilir, demin kullandığımız kantoron yağı olabilir. Hiçbir şey bulamıyorsanız saf zeytinyağı da olabilir. Tatlı tatlı bakın şöyle şöyle saat yönünde şöyle şöyle çevirmeyle bunu çok rahat atlatabilirsiniz. Bakın böyle. Ben esas şimdi bir de bir krem yapacağım kardeşime. Göreceksiniz bu kremi hepiniz evinizde yapınız. Size iyice bu kremi de öğretmek istiyorum. Piyasadan bir sürü kremler falan alacağınıza kendiniz evde doğal kreminizi yapınız. Çok rahatladığınızı, çok fayda gördüğünüzü göreceksiniz. Amaç buradaki kan akımını hızlandırmak. Buradaki noktaları ikaz ediyoruz ki oraya kan gelsin diye. O krem nasıl oluyor? Hadi gelin o kremi de yapalım. Ama biraz sonra size bir bomba bir şey yapacağım ki bunu kaçırmayınız. Esas onu anlatacağım biraz sonra bu yağ. Ama ben şimdi size hemen o kremi de yapalım. Şimdi vazelini aldık sevgili kardeşlerim. Vazelin biliyorsunuz doğal bir şey. Vazelini aldık. Bunu iki çorba kaşığı kadar bir cam kabın içine koyduk. Sonra bu cam kabı sıcak suyun üstüne koyduk. Erittik bakın vazelini böyle sıvı hale getirdik. Katı vazelin bakın katı katı biz onu sıvı hale getirdik. Şimdi bunun içine bütün ağrı kesici kremlerde var. Her yerde bulabileceğiniz şu kafuru anlatıyorum size. Kafur koyacaksınız ki ağrı özelliği olacak bunun. Şimdi onun içinde hemen şöyle yapıyoruz. Bunu ezeceğiz güzelce kardeşlerim. Toz haline getireceğiz. Bunu iyice ezdikten sonra bunun içine ne koyacağız? Bir çorba kaşığı kadar kolonya. Kolonya ile bunu eriteceğiz. Sevgili kardeşlerim, kolonya yoksa sirkeyle de eritebilirsiniz bunu. İsterseniz sirke de koyabilirsiniz bunun içine. Sirkenin içinde de erir bu. Bir daha sefer sirkeli yapalım. Süreyya Hanım bunu unutma da. Bakın böyle güzelce bu karışımı yani kafuru kolonya ile eritiyorum güzelce içinde ki bu güzelce her tarafına yayılsın kremimizin diye.
Evet, evde kendinizin yapacağı doğal ağrı kesici bir krem. Lütfen bunu muhakkak kolayca yapınız. Çok basit bir şey. Çok rahatlatacak. Bunu da koyduk bunun içine. Güzelce karıştıran vazelini. Şimdi bunun içine ne koyacağız sevgili kardeşlerim? Hep söylüyoruz. Kantaronlu ozon yağı diyoruz. Ya da ozon yağı diyoruz. Hangisi varsa. Ozon için ozon diye söylüyorum. İçinde oksijen var. Ozonun, oksijenin abisi çünkü. Vücuda sürülür sürülmez orada yoğun oksijen oluyor. Yaklaşık bir çorba kaşığı kadar bir çorba kaşığı kadar kantaronlu ozon yağını koyduk. Bir tatlı kaşığı susam yağı, bir tatlı kaşığı da çörek otu yağı. Çörek otu yağında da çok büyük nimetler var sevgili kardeşlerim. Susam yağında da çok büyük nimetler var. Ağrılarınızda bilhassa çok faydalı. Kekik yağı, susam yağı bunlar güzel yağlar. Her evde olması gereken yağlar kardeşler. Ne olur bunları evinizde bulundurunuz. İyi bir yağ olursa serin bir yerde saklayabilirsiniz. Buzdolabında da tutmanıza gerek yok. Yağlar serin bir yerde durabilir. Güneş görmedikten sonra her yerde, evin her yerinde olabilir. Ama kaloriferin dibinde olmasın mesela. İşte size çok güzel bir krem yaptık. Bu ağrılarınızda, boyun ağrılarınızda, bel ağrılarınızda, diz ağrılarınızda, her türlü ağrılarınızda sürülebilecek. Bir tek dikkat edeceğiniz, yaranın üstüne sürmeyin bunu. Eğer içine kafur koymazsanız, yaraya da sürseniz bir şey olmaz. Kafur olduğu için kafur biraz orayı acıtabilir, yarasını sıkıntı yapabilir. Yaralı yere sürmemek kaydıyla çok fayda görürsünüz. Çok rahatlarsınız. Lütfen bu kremi yapın. Bakın ne güzel oldu bak. Deminki sıvı şey ne güzel krem oldu. Şimdi bu kremi nasıl kullanacağız? Bu kardeşim de boynundakini açın onu da göstereyim. Bu kremi demin gösterdiğim noktalara masaj yapacağız. Nasıl masaj yapacağız? Şöyle güzelce sürelim önce bir. Her tarafına şöyle. Yedire sürdük. Ondan sonra ne yapıyoruz? Baş parmağımızla şöyle masajlar yapıyoruz. Sakın kirli zannetmeyin ha. Siyah şey çıktı da ondan boya. Keçeli kalemin şeyi çıktı. Boyası çıktı. Şey kelimesi de ne kadar güzel. Can kurtaran ha. Getiremedim ya da şey yaptım. Şeyden şey getirdim. Evet böyle hemen masajımızı yapıyoruz. Biraz sonra orada böyle bir kızışma hissedeceksiniz. Böyle bir rahatlama hissedeceksiniz. Mikrofonu tut bakalım hemşire kardeşime. Niçin hemşire kardeşim diyorum? Kendisi hemşire hakikaten. Kaç sene hemşirelik yaptın abla? 34 yıl. 34 yıl sizin bütün tansiyonlarınızı ölçtü, ateşinizi ölçtü, sıkıntınız var ki başınızda dikildi. Vallahi billahi hemşirelik mesleği hepsinden zor. Doktorluktan da zor. O kadar zor ki hep acılılar ona arar. İyi oldu mu bunun hatırını kimse sormaz. Evet. Acılı oldu mu hep sorar herkes. Evet. Ne hissediyorsun annem şimdi buralarda? Sıcaklık hissettim. Sıcaklık hissettim. Rahatlama. Bir ferahlama hissettin. Şu da ağrıyor. Bak, ona da sürelim. Ona da sürelim annem şimdi. Bakın kardeşlerim burada önemli olan ne dedik? Bu etrafa şöyle baş parmağınızla güzelce masaj yapınız dedik. Baş parmağınızla güzelce her tarafını sürebilirsiniz. Bir tek dikkat edeceğiniz yer var. Benim bedenim alerjik hocam. Ben her şey alerji yapıyor. Peki. O zaman bunu böyle komple sürmek yerine vücudunuzu bir yerinde mesela şöyle bir hassas bir yerine şöyle incecik bir sürüp bir saat bekleyip bir deneyin. Dokunacak mı dokunmayacak mı? Alerji yapacak mı yapmayacak mı? Hani bazılarının bedeni alerjiktir. Onlara sakın kontrol etmeden sürmeyiniz. Bilhassa yüzünüze süreceğiniz merhemlerde çok dikkat ediniz. Kontrol etmeden yani cildinizin bir yerinde, görünmeyen bir yerinde, kulak arkanızda falan denemeden sakın merhemleri rap diye sürmeyiniz. O merhemlerde sıkıntı olabilir, alerji yapabilir. Çok iyi merhemdir, arkadaşıma yapmadı diyebilirsiniz ama sizde olabilir. Lütfen buna dikkat edin. Hamuru aldınız mı? Şimdi şöyle... Yapmaz, hiç kimse yapmaz. Şimdi şöyle bir şey söyledi hemşire hanım ama öyle değil işte o. Dedi ki ben dedi çok alerjiyim hocam. Bana yapmadı ve kimseye de yapmaz. Hayır. Buraya çok dikkat edin. Bu kardeşimizin şu parmağın izi kimsede yok. Dünyada. 7,5 milyarda kimsede yok. Dünyada. İyi dikkat edin. Bunun bu cildi de kimsede yok. Bunun bu kalbi de kimsede yok. Allah bunu tek başına yaratmış.
dudağının izi var ya, dudağın izi 7,5 milyarda kimsede yok. Dikkat edin. Dilinizi çıkaralım. Şöyle benim bir dilimi göster abi. Bir sürü pürtükler var değil mi? 7,5 milyar kimsede bu dil yok. İzi yok. Böyle bir mucizeler var. Allah'ın mucizeleri bunlar. Parmak izi de, dudak izi de, dilin pigmentlerinin yerleşmesi de hiç kimsede yok. Herkese özel yapılmış onlar. İşte sevgili kardeşlerim, bana alerji yapmadı, buna yapabilir. Buna yapmadı, bana yapabilir. Kendiniz de deneyeceksiniz. En iyi doktor kim? Kendiniz. Bunu hiç unutmayacaksınız. Anne de çocuğun en iyi doktoru. Bir de bir şey söyleyeceğim size. Doktora giderken muhakkak yazın. Heyecandan unutuyorsunuz. Mesela geliyor abla çocuğuyla ilgili. Ay bir şey daha söyleyecektim. Neydi? Ay. Yaz. Unutursun. Haklısın. Yaz. Doktora gidince söylenecekler. Hele hele çocuğunuzun özel bir alerjik bir durum varsa, bir şey varsa onu söyleyiniz. Mesela biz hastaya bakıyoruz, ediyoruz, işimiz bitiyor. İşte şunu yap bunu. Gidiyor, geri dönüyor. Ne var? Ya diyor benim çocuğumun diyor şu kronik hastalığı da vardı. Hayda, bütün ilaçlar, bütün şeyler değişiyor. O yüzden çocuğunuz öyle ya da kendinizin devamlı kullandığınız ilaçlar, devamlı kullandığınız bir şey varsa onları muhakkak ikaz edin. Şimdi boynumuza ne yapıyoruz? Boynumuza keçeli kalem verir misin? Boynumuzda da daima tam ortaya yapmıyoruz. Ortaya yaptığımızın faydası olmaz kardeşlerim. Kenarlardan başlıyoruz. Bakın şöyle. Ne kadar kenar? Şu orta hattı çizelim. Şu orta hat. Kemik. Yani iskeleti çıkar oradan. Yani buradaki kemiklerin üstüne yaptığınız zaman aksine acır. Siz tam onun bir parmak kenarlarına yapacaksınız bunu, bakın böyle böyle. İşte bir parmak kenarlarını yapacaksınız. Nasıl yapacağınızı gösteriyorum. Bakın kardeşler şöyle duralım. Bak şurası. Görüyor musunuz? Buraya yaparsanız acır. Buraya yapmayınız. Nereye yapacaksınız? Bu kenarlara yapacaksınız her şeyinizi. Şimdi gösterelim onu. Şöyle bakın şöyle. Şöyle bastıra bastıra yapacağız. Hadi buna da sürelim, bu kremi nasıl olacağını gösterelim. Bakın şöyle. Tam burası acıyormuş. Tam acıyan noktasını yapalım. Tamam bacım. Tamam, biz de oraya yapalım o zaman. Şu benim hani dün havanlı yapmıştık. Havana getir. Hocam orada yine vuracak abi. Dur şimdi, dur sonra anlat. Burada aşırı bir spazm var kardeşim. Yani kası kasılmış. Bak şimdi onu böyle elimi de yormadan çok güzel bir, bizim o vurur diye alet getirsene. Matkaplı alet. Bakın hiç elimi de yormadan havanla yapıyorum. Çok güzel olacak. Parmağım mı iyiydi, bu mu iyi? Bu daha rahat etti hocam. Gördünüz mü, daha rahat. Acıtmadan, şey yapmadan. Aklınızda olsun, siz de bunu yapabilirsiniz. Bakın şimdi bu nereden aklımıza geldi? Getir Berna'cığım, hemen getir. Size bir alet göstereceğim. Bu aleti Almanya'da fuardan aldım ben. Tıp fuarından aldım. Bu aletin özelliği, bakın şu dönüyor, bak. Şu aynı, ver. Ya nereye koydun? Bundan ne farkı var? Gördünüz, bak bunu böyle yapıyoruz. Gıdıklanıyor musun? Çok gıdıklandım hocam. Peki bunu yapmadık o zaman. Elektrik vermiş gibi. Yani niye gösterdim? Bakın bu dünya para bu alet. Aynı işlem ama. Bakın görüyorsunuz. Güzel oldu, gıdıklandım ama. O zaman yapıyorum, kıpırdama. Sanki bir yeri deliyormuş gibi. Boynunu oynatma, dur. Ama bir dikkatinizi çekerim. Bir dur abla. Bakın nasıl kıpkırmızı oldu. Ne oldu? Kan geldi. Kan gelen yere yine geldi. Can geldi. Vallahi hakikaten bir yeğenlik oldu hocam. Yemin ediyorum. Söyle bir daha söyle. Yeğenlik yani, yeğenleşti beni. Ne deliyorum. Görüyor musunuz? Gıdıkladık mıdıkladık ama yeniledik yani. Ağır bir şey varmış gibiydi burada. Kötü evet. Bir şey varmış gibi. İşte sert spazm vardı canım kardeşim. Onda rahatlama oldu. Lütfen bu havanı ihmal etmeniz. Tavan tokmağıyla yapabilirsiniz. Bunu pirinç olanlarını yaparsanız, hani sarı pirinç tabir ettiğimiz vardır. Onu şöyle biraz ısıtıp da yapabilirsiniz. Mesela şöyle ocakta biraz ısıtın.
Yalnız dikkat edin. Kontrol edin. Kontrol etmeniz götürüp cos diye yapıştırmayın sakın ha. Hani şeyde hayvanlara mühür basarlar böyle. Siz de mühür basmış gibi olur. Sakın ha, dikkat edin. Allah korusun. Sıcak yaptıktan sonra şöyle elinizde kontrol edin. Elinizde kontrol edin. Ondan sonra getirip bununla da böyle sıcak sıcak da yaparsanız daha da güzel olur. Lütfen bunu yapınız. Şimdi kardeşler, kremimizi anlattık. Yağımızı anlattık. Kaç dakikamız kaldı? Bir de ben size şimdi diz ağrılarından ve boyun ağrılarından kurtulmak için hareketler göstereceğim. Hareketlerimizi anlatacağız şimdi. Hareketlerimizi anlatacağız. Nasıl yapılacağını anlatacağız. Bu hareketler çok önemli. Çünkü bunları yapıp merhemleri yaptıktan sonra hareketleri yapmazsanız ağırlık. Yapmazsanız olmaz. Şimdi bu bacımıza anlatalım. Nasıl hareket yapacak? Şöyle otur abla. Otur böyle. Şimdi ben her gün gösteriyorum ya. Boynumuzu dönebildiği kadar sağa dönecek. Dönebildiği kadar sola dönecek. Bakın dikkat edin, dikkat edin. Abla bir bu tarafa bak. Bakın bu tarafa güzel çevirebiliyor. Evet. Buraya güzel ama buraya az geliyor bak, yarımda kalıyor. Şimdi biz bir şeyler yapacağız, biraz daha rahatlayacak ablam bak. Sen çevir şimdi, devam et. Evet, tekrar yap. Çünkü buradaki kas spazm yaptığı için müsaade etmiyor dönmesine. Bak şimdi biraz daha açıldı bak. Evet, kutuyla dönüyorum, rahatladım. Çıt diye bir şey oldu, hemen bir rahatlama oldu. Şimdi görüyor musunuz? Bakın daha güzel dönmeye başladı bak. Aynen, işte. Bu tarafım çok kütülüyor. Evet. Yap ablam. Kütülüyor bu tarafım. Tamam. Yap ablam. Hah. İşte boynunuzu bunu yaptığınızda omuz başlarınızı görmeniz lazım. Göremiyorsanız kireçlenme var. Ondan sonra kaç tane yapacaksınız? En az 10-15 tane. Böyle eğeceğiz. Böyle eğeceğiz. Böyle eğeceğiz. Böyle eğeceğiz. Böyle eğeceğiz. Böyle eğeceğiz. Ondan sonra geriye, öne. Geriye, öne. Sonra dikkat edin. Benim başım falan dönmüyor. Ben iyiyim diyenler şu hareketle yapsınlar. Bak abla. Şöyle yapacaksın. İşte öyle yapamıyorum hocam. İşte başım sen dönüyor. Ha, başın dönüyorsa yapmayın. Bu hareketi başı dönenler yapmasın. Evet. Niçin başı dönüyor? Kemiği ver. Niçin başı dönüyor? Niçin başı dönüyor? Çünkü burada bakın bu boyun kemiğimiz. Boyun kemiğin sarılar, sinirler, kırmızı da damar. Ne damar bu? Kafaya kan getiren damar. Burada boyun kemiklerinde kireçlenme var. Böyle döndürme yaptığında bu damarı sıkıştırıyor. Bir ara beynine kan akımı sıkışıyor, kan gelemiyor. Gelemediği için de böyle bir sıkıntı oluyor. O yüzden diyoruz ki boyun hareketlerinizi yaparken baş dönmeniz varsa gitmeyin üstüne. Bu diğer hareketleri arttırdıktan sonra güzelce yapın. Önce şişmemişini ver. Şimdi piyasada şöyle bir alet satılıyor. Bu boynunuza böyle takıp bunu şişirip boynunuza traksiyon yapma işlemi yapan. Şu hale getirip boynunuzu açmaya yarayan bir şey. Evet. Şimdi önce bir şey ver. Kağıt ver. Kağıt peçeti veri ver. Süpürgeyle çektiriyorum bari. Güzel. Süpürgeyle de çektirmek güzel. Dur abla şimdi şöyle. Tamam. Tamam dur böyle. Şimdi bu aletten de kullanabilirsiniz ama ben size bu alet yerine de ne yapacağınızı öğreteceğim şimdi. Biraz sonra dizimize de evde iş yaparken neler yapacağız? Şişir sen onu. Bunu bu şekilde yapabilirsiniz. Şişirebilir. Şişir güzelce. Şişir, şişir, şişir. Şişir. Şimdi gelelim dizlerimize ne yapacağız? Ver şunları. Evde ev işi yaparken diz ağrılarından kurtulmanın çaresi. Şöyle kadın çorabının içine, kilotlu kadın çorabının içine ağırlığı koyunuz. Ne koyacağız içine? Mesela tuz torbası koymuşsunuz biz. Bir kiloluk tuz torbası. Ama bir kilo ağır gelirse önce yarım kilo koyunuz siz. Kendinize göre ayarlayın. Biz demin ne dedik? En iyi doktor hastanın kendisidir dedik. Bunu bu şekilde ayak bileğinize güzelce bağlayınız. Diz ağrısı olanlar hem işi yapınız, bir tane daha ver. Hem iş yapınız hem işinizi yapınız hem de ağrılardan kurtulunuz. Bunun için ne yapmamız lazım? İşte sevgili kardeşlerim, kaya tuzu her yerde işe yarıyor. Burada da işe yaradı. Nasıl yaradı? Gördüğünüz gibi. Buraya ayak bileklerimizi bunu güzelce bağlayacağız kardeşlerim.
Tabii bizim asistan arkadaşlar karma karışık verdiği için tabii ben de bunları önceden anlatmadım. Bir anda söyledim, ondan her şey karıştı. Şimdi kalk abla. Evde yürürken, iş gücü yaparken ayaklarınıza böyle ağırlık basacak. Ama nasıl yürüyeceksin? Hani askerler törenlerde yürür ya, böyle böyle yürüyeceksin bak. Ha? Neden? Kasları çalıştırmış olacak. Hem ev işini yapacak, hem taşlar... Hem ev işini yapacak, hem de taşları silecek. Şu taş silme bir şeyimiz var mı? Ocağın başında yemeğini karıştırıyor mesela, yemeğini karıştırıyor. Ya duruyorsunuz orada, ne yapacağım belli, ne olacağı belli, ne yapmak istediğim belli. Şunu tut abla. Heh, ayaklarını çek bırak, çek bırak. Yemeğini, çorbasını yaparken bu şekilde yapmasını istiyorum bakın. Hem ayakları çalışmış olacak, hem de yemeğini yapmış olacak. Bunu sakın ihmal etmeyin. Bir yer silme bir şeyiniz yok mu? Peki. Sevgili kardeşlerim ocakta böyle yaptı. Diyelim ki yerleri silecek. Yerleri silerken de tut böyle. Heh. Hem sil hem böyle böyle yap abla. Evinizin işini yaparken böyle böyle yapacaksınız. Yatakları toplarken böyle böyle yapacaksınız ki kaslarınız daha iyi çalışmış olur. Orada da ayrıca faydalı olabilecek bir şey. Lütfen bunu bu şekilde yapınız. Tabii bu arada çaktırmadan stüdyoyu da temizlettik ablaya. Teşekkür ederim canım kardeşim, sağ ol. Geç otur bakalım şimdi. Şimdi sevgili kardeşlerim, biraz sonra size bombamızı yapacağız. Çok güzel bir şekilde anlatacağız. Nasıl yapıldığını, ne olduğunu anlatacağız. Bunu da güzelce yapacağız. Evet, şimdi onu yapalım. Çünkü bunu kaçırmak istemiyorum. Dün yapamadık. Çok telefon geldi, çok mail geldi. Hocam yapmadın diye. Lütfen bu yağı yapınız. Çok basit, çok kolay ve ağrılar da çok daha basit. Demin yaptığımız kremlerden de basit. Ne yapacağız kardeşlerim? Güzelce bir cam kavanoz alacağız. 2 litre de muhakkak saf zeytinyağı olacak. Sızma zeytinyağı olacak. Buna dikkat edeceğiz. Piyasada 2 tip zeytinyağı vardır. Bir sızma zeytinyağı vardır. Bir de Riviera tipi. Riviera tipi ne demek? İşlem görmüş zeytinyağı. Asiti alınmış zeytinyağı. Peki iyi bir zeytinyağını nasıl anlayacaksınız? Bravo. Önce bir koklayacağız. Güzel böyle hafif böyle zeytinin tadını alacaksınız. Zeytinyağını ver. Hafif. Böyle çok ağır olur, o da olmaz. Hiç kokmaz, o da olmaz. Riviera tipini alın koklayın, çok kokmaz. Ama bunda böyle hafif bir koku olacak. Dikkat edin. İyi bir zeytinyağını anlamayı anlatıyorum size. Git. Bravo. Ablam diyor ki zeytinden zeytine fark ediyor. Yöreden yöreye fark eder. Antakya'nın, Hatay'ın zeytiniyle Edremit'in zeytini ya da aşağı inelim Datça'nın zeytini farklıdır. Şimdi ne yapacağımızı anlatıyorum kardeşlerim. Tamam, bunun içinde varmış zaten. Şimdi iyi dikkat ediniz. Zeytinyağını önce şöyle bir koklayınız alacağınız zaman. Ben size çok önemli bir şey söyleyeyim. Beni affetsin üretici kardeşlerim. Alacağınız zeytinyağı ya camda olacak ya da tenekede olacak. Ya camda ya tenekede değil de plastikse uzak durun. Bence o bu işi bilmeyen birisinin yaptığı bir yağ. Bir daha söylüyorum. Ya cam ya ha köylü kardeşim hemen sana koydu verdi, eve gidene kadar plastikte götüreceğim. O bir şey olmaz. Ama güneşin altında duruyor plastikte, plastik şişede saatlerce duruyor. Ondan sonra sen onu alıyorsun, o iyi değil. Ya cam olacak ya teneke olacak. Sonra bunu kokladın böyle, güzel kokacak. En önemli kısmına geliyoruz. Ağzınıza bir yudum alacaksınız. Burası çok önemli. İtalyan dünyada zeytinyağlarının gurmesi denilen, yani bu işi bilen bir adam öğretti bunu bana. Dedi ki ağzını alacaksın. Yandan da hava alacaksın. Havayla oksijen alacaksın. Ağzının içindeki havayla zeytinyağını birleştireceksin. İyice oksitlenecek o. Ondan sonra yutacak, yani oksijen vereceksin ona. Yutacaksın. Yuttuğunda şurayı yakıyorsa o zeytinyağını gözün kapalı al, dünyanın en iyi zeytinyağı. Bir daha söylüyorum. Yapacaksınız, ona bakacaksınız. Bu zeytinyağını böyle yapmak. Ondan sonra kaç dakikamız var? Yok, bittikten sonra ne kadar var? Sevgili kardeşlerim, işte o yüzden zeytinyağını koklayacağız ve ağzında bu işlemi yutacağız.
şuranızı yakacak birazcık. Yakmıyorsa vıcık diye kaymak gibi geçti. Hafif yakacak, haberiniz olsun. Şimdi bir litre saf zeytinyağını bir kavanozun içine iki su bardağı güzel saf zeytinyağımızı koyduk. Bunun içine ne koyuyoruz? Tuz. Nasıl tuz? Muhakkak kaya tuzu. Ama sakın ola ki, sakın ola ki, sakın ola ki, sakın ola ki oranın dağı, buranın dağı, yani Türkiye'nin dışındaki bir tuz istemiyorum. Rabbim her ülkenin tuzunu kendine göre vermiş, onu unutmayınız. Muhakkak bizim ülkemin tuzu bize yeter. Bütün dünyaya yetecek kadar tuzumuz var. Bilmem nenin deyip tuzunu satıyorlar size. Ne olursunuz lütfen kendi tuzlarınızı kullanınız. Tuz gölümüzün tuzunu kullanınız. Denizlerimizin tuzunu, Çankırı'mızın tuzunu veya da diğer yörelerimizin tuzunu kullanın. Bunun içine yaklaşık bir su bardağı da tuz attık. Dikkat edin, çok önemli kısmına geldik. Bunun içine yaklaşık bir fincan kadar ya da bir çorba kaşığı dolusu karpuz çekirdeğini robottan geçirip atacaksınız. Bunda çok fazla nimet var. Bunu aynı zamanda nefesiniz daralıyor. Bundan bir çorba kaşığı için. Cildinizi güzelleştirmek istiyorsanız bundan sürün. Ama önce denemeden değil. Herkes deneyecek. Denemeden olmaz. Cildinize deneyeceksiniz. Ne yapacaksınız bunu? Böyle bu şekilde karıştıracaksınız. Ve ağzını kapatıp yaklaşık 10-15 gün günde bir sefer bir saat kadar güneş göstereceksiniz. Böyle çalkalayacaksınız. Daha sonra bunu süzeceksiniz. Karpuz çekirdeğinin içinde güzel E vitaminleri var. Hücre yenileyici özellikler var. Kansere karşı koruyucu özellikler var. Zeytinyağı zaten başlı başına bir nimet. Tuz desen apayrı bir nimet. Bu güzelce eriyor. Ağrıyan yerlerinize sürdüğünüz zaman orada kanlanmayı arttırıyor, canlandırıyor. Bakın biz yaptık, zeytinyağının biraz rengi değişti ama daha bunun da süresi var. Yaptığımız bittiği zaman da size göstereceğiz. Evinizde bunu kolayca yapınız. Çok çok faydalı bir nimet. Çok güzel bir nimet. Bunu da nasıl kullanacaksınız? Demin kremde kullandığımız gibi, demin yaptığımız gibi bunu da kullanabilirsiniz. Lütfen bunu muhakkak ama muhakkak yapınız. Çok ama çok fayda görecek hastalarımız. Şimdi tansiyona zarar olur mu hocam? Şimdi şöyle anlatalım. En iyi doktor kimdi? Kendisi. Hastanın kendisiydi. Ben zarar olmaz derim. Alırsın, tansiyon yükselir. Ben onu bilemem. O yüzden ben size diyorum ki kendiniz denemeden hiçbir şey yapmayınız. Ama tuzlu olduğu için tansiyon hastaları kullanmasınlar diye. Ama cilde sürmede bir şey olmaz. İçmede nefes sıkıntı olur. İçmede sıkıntı olur. Şimdi reklamlara gidelim. Reklamlardan sonra bu yağdan birazcık daha konuşacağız. Reklamlardan sonra buradayız. Evet sevgili kardeşlerim. Şimdi hemen ayakkabılarımızı verelim bakalım. Ömer abi Antalya'dan arıyor. Ömer kardeşim hoş geldin. Hoş bulduk, sağ olun, teşekkürler. Yalnız ben Gaziantep'ten arıyorum. Peki Gaziantep'tenmiş Ömer kardeşim. Ömer kardeşim şifremiz neydi? Dolaşım. Dolaşım. Kaç numara istiyorsun abi? 38 numara. 38 numara. Düz mü, spor mu? Spor. Spor. Tamam. Haydi güle güle kullansın. Yolluyoruz kardeşimize. Şerife Şahin Konya'dan. Şerife kardeşim hoş geldin. Sağ olun, iyi günler. Neydi şifremiz? Şifremiz neydi? Şifre dolaşım. Dolaşım. Kaç numara istiyorsun? Ben 36 numara giyiyorum. 36 var mı? Var var. 36 düz mü, spor mu? Düz olsun. Spor olsun. Spor olsun. Peki. Evet. Spor model yolluyoruz. 36 numara. Güle güle kullan. Kemal Genç Giresun'dan. Kemal kardeşim hoş geldin. Hoş bulduk hocam. Hayırlı yayınlar. Şifre neydi Kemal kardeş? Dolaşım hocam. Kaç numara istiyorsun? Ben eşim için hocam 38 numara spor istiyorum. 38 numara spor gönderiyoruz. Güle güle kullansın. Huzurlu, mutlu günlerde kullansın. Sevgili kardeşlerim, ayakkabılarımızı güzelce kullanınız inşallah. Pazartesi günü size belinizle ilgili çok güzel anlatacaklarımız var. Bütün insanların ömür boyu beli ağrımayan insan hiç olmamış. O yüzden pazartesi gününü kaçırmayın. Belle ilgili çok güzel şeyler söyleyeceğiz. Çok değişik bombalarımız var yine. Bu alış sirkesini yapmayı unutmayın. Tam zamanı. Bu hafta sonu pazarlardan alış bulun. Alın. Lütfen bunu ihmal etmeyin. Sağlıklı kalın. Mutlu kalın. Hoşça kalın. Kanal 7'de kalın. Allah'a emanet olun.